sorunuz yoksa Hacer'le de vedalaşalım. Hacer, iyi geceler diliyorum. Çok İyi teşekkürler geceler. değerli katkın için. Salim Bey, bu bir somut icraat, öyle değil mi? Hükümetin somut Evet. bir icraatı. Sandığa nasıl yansır? Ya mutlaka bir karşılık bulur, bulabilir. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Bu önemli bir konu. Gerçekten özellikle yani bir sosyal devletin dar gelirlilerin konut ihtiyaçlarını gidermesi, bu konuda alternatifler sunması, bu sorunu çözmesi anayasal görevi gereği. Yani bir meseleye o açıdan baktığımızda yapılması gereken bir şey bu. Ama içeriğine dönüp baktığımızda başka şeyler çıkıyor ortaya. Evet, bu bir seçim yatırımı, o kadar net ki. Nereden varıyoruz bu şeye? Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz iktidar öyle bakıyoruz. Ya 2019 yerel seçimleri öncesi, hafızamızı şöyle bir canlandıralım. 3 sene evveli. Aynı yine kurumla birlikte, bakanla birlikte Erdoğan çıkmış ve millete şöyle bir taahhütte bulunmuştu. Her yıl 100 bin konut yapacağız dar gelirlilere. Doğru. Her yıl 100 bin. Benzer bir şeydi, kampanyaydı. Böyle ala ve ala ile bunu sundular. Büyük bir gösteri yapıldı. Ne oldu? Ne oldu soruyorum. 2020, 2021, 2022 geçti. Yani aşağı yukarı 300 bin konut yapılması gerekiyordu bugüne kadar o kampanyada. Ve buna iştirak edenler oldu. Bir sürü insan buna katıldı. Yapılmış tek bir konut yok. Temel atılmış konut da yok. Onlar bir seçim yatırımıydı. 2019 yerel seçimi geçti, unutuldu. Şimdi bugüne geliyoruz. Aynı böyle geleceğe atfen diyor ki işte 500 bin konut yapacağız. Ne zaman? 5 sene içinde. 2023'ten 28'e kadar. Aynı mantık, senede 100 bin. Evet, ne güzel. Ne zaman yapacaksınız bunu? 2 sene sonra. Yani seçimlerden sonra. Bugün bana oy ver, ben sana yapayım. Böyle bir şey. Peki niçin öbürlerini yapmadınız? 3 senedir niye o taahhüdü yerine getirmediniz? Kaldı ki bunu TOKİ üzerine yapacaksın. TOKİ'nin biz biliyoruz şu anda 55 bin dava var TOKİ'ye açılmış. Taahhüdünü yerine getirememekten dolayı. Yani insanların paralarını almış, konut yani bu, satmış, az önce bahsettiğiniz projeler. O dahil 55 bin kişi şu anda TOKİ ile davalık. Ya bana taahhüdünü yerine getiremedin diye. Şimdi TOKİ zaten uzun süredir dar gelirliye konut yapma görevini terk etmiş, lüks konutlara yönelmiş durumda. Şimdi sizin bir konut politikanız yok. Bir taraftan baktığınızda İstanbul'da 1 milyon, bakın not almışım, 1 milyon 800 bin konut var boş. Böyle bir stokunuz var. Ankara'da bu 1 milyon 300 binmiş. Niye? Çünkü bunlar lüks konut. Çünkü bunlar dar gelirlinin ulaşamayacağı konutlar. Şimdi o şaka gibi. Bir fizibilitesi yok. Bir ödeme yeteneği nedir? Yok. Yani bu rakamlar neye göre belirlendi? Şimdi diyor ki 2280 liradan başlayan taksitlerle bunu ödeyecek. Kim ödeyecek bunu? Dar gelirli ödeyecek. Yani efendim işte evi olmayan İstanbul için toplam geliri 18 bin liradan aşağı olan kişiler. Yani asgari ücretliler. Ya şaka gibi. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz açlık sınırı, İpek Özbey, açlık sınırı 6800 lira. Açlık sınırı ne demek? Bir insanın, 4 kişilik bir ailenin zaruri ihtiyaçlarını, yani yemek, karnını doyurup hayatta kalabilmek için zorunlu olarak harcaması gereken tutar. Neymiş bu? 6800 lira. Diyorsunuz ki evi olmayan alacak bunu. Dolayısıyla bu bir kira ödüyor. Türkiye'deki şu anda ortalama kira ne biliyor musunuz? Bütün Türkiye. 6300 lira. Şimdi 6300 lira kira ödeyecek ortalama. 6800 lira sadece hayatta kalabilmek için bir para harcayacak. Etti size 13 bin lira. Asgari ücret 5500 lira. Asgari ücret 5500 lira. Şimdi dönecek bir de size böyle bir taksit ödeyecek ve bu 6 ayda bir de artacak.
Yani ne olduğu da belli değil. Enflasyona, memur maaşına endeksli, o da enflasyona endeksli. Sürekli artan bir... Ve buna karşı çözümünüz, bu ülkenin bakanı çıkıp ya hiç hicap duymadan diyecek biraz sıkıntıya girmeniz lazım canım. Yani 5500 lira bir gelirle hadi iki kişi kazansın, hadi karı koca asgari ücret alsınlar, yani 11 bin lira. 11 bin lira bir gelir ile sadece yemek, sadece kira, 13 bin lira harcamaları gereken bu aileye diyeceksiniz ki ya birazcık başka işler yapacaksın. 8 saat, 10 saat köle gibi çalıştığın yetmez. 5 saat daha git çalış. Efendim başka bir iş bul, ek iş yap. Ya bir taraftan bu ülkede 10 milyona varmış işsiz. Sanki böyle o kadar çok iş var ki birisi yetmedi, ikincisini de bulacak, üçüncüsünü de bulacak. Ve insanları, bakın insanları insani olmayan koşullarda çalışmaya teşvik ve zorluyorsunuz. Anayasal suç değil mi? Tabii ki ya. Diyorsunuz ki git insani olmayan koşullarda merdiven altlarında sigortasız orada burada ek işler bul. Fazla mesailer yap. Başka şeyler yap. Git borç al, bunları çöz. Kim çözecek bunları? İnsanlara yükümlülük yüklüyorsunuz. Peki hiç aklınıza geliyor mu? 600 bin kişiye bu ülkede, 600 bin kişiye bu işte bu dar gelirlilerden aldığınız, yani gidin fazla mesai yapın, gidin ek iş yapın da bu paraları çıkarın dediğiniz kişilerden topladığınız 200 milyar lirayı transfer ediyorsunuz. Kur korumalı mevduatla. Kime? Para sahibi zenginlere. Kimden transfer ediyorsunuz? Bu insanlardan transfer ediyorsunuz. Peki bu projenizin toplam maliyetine 900 milyar. Ya 900 milyar bu insanların üzerine ödeyemeyecekleri, bu hayal olarak kalacak bir projeyi sunuyorsunuz. Bunun dörtte birini, ya sakın, dörtte birini. Dörtte birini, yani ne demek bu? Yaklaşık 125 bin konut. 125 bin konutun toplam parasını bu insanlardan alıp zenginlere transfer ediyorsunuz, hesap sahiplerine. Bu nasıl bir ekonomi politik? Şimdi ondan sonra da diyorsunuz ki ya biz işte sosyal bir devletin gereğini yapıyoruz. Biz fakir fukarayı koruyoruz. Neyi koruyorsunuz Allah aşkına ya? Neyi koruyorsunuz Allah aşkına? Bu olabilecek bir şey değil. Bu tamamen bir seçim yatırımı. Bu tamamen bir havuç. Dediğim gibi eğer samimiyseniz 2019'dan beri her sene 100 bin konutu niye yapmadınız kardeşim? Şimdi bundan sonra işte bunu Kanal İstanbul civarından da bu arsaları İstanbul'da belirlediklerine ilişkin bilgiler geliyor. Dolayısıyla o projeye de buradan adeta konut vereceğim dediğiniz bu kişileri eklemleyerek, evet, Kanal İstanbul'a da bir şey yaratıyorsunuz ya. Yani. Meşhuriyet. Evet. Peki bu konuyu da değerlendirdikten sonra son bloğumuza geçtik. Son bloğumuzda da Sedat Peker'le ilgili son günlerdeki iddialar ve bir olay üzerinden devam edeceğiz. Salı akşamı sayın seyirciler Şule Aydın'la Kayda Geçsin programında Murat Arel, Sedat Peker için uluslararası suç çeteleriyle suikast anlaşması yapıldığını iddia etmişti. Ertesi gün, yani dün gündüz saatlerinde Peker'in Beykoz'daki evinin önünde silahlı saldırı oldu. Peker'in adamı Yılmaz Günay 3 kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Ömer Şengel ise yakalandı. Şimdi Sedat Peker'in evinin önündeki olayın görüntülerini ekrana getirelim ve Barış bu görüntü oynarken bize olayı bir anlat isteyelim. İsteyelim senden, olur mu? Tamam. Şimdi bakın burada bir galiba Hatay plakalıydı, doğru, evet, değil mi? Evet. Hatay plakalı bir araçla herkesin gözünün önünde bir şekilde baktığı, herkesin gözlerini çevirdiği Sedat Peker'in Beykoz'daki ele geçirilen evine yaklaşan bir şey var. Çok amatörce geliyor bana açıkçası. Çok amatörce geliyor.
bir saldırı gerçekleşiyor. Ve burada bunun haber olacağını, bunun tartışılacağını bilen bir saldırı yapılıyor. Bu meselenin perde arkasında